Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan ve salatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar ötkazmağını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah subhanahu ve ta'ala büyük Ramazan ayının mübarek keçelerinden biri de üşbu muhteşem mescidde o'tkazishga tayyorlanganimiz ma'rifiy sohbatni yuzaga chiqishida o'zi ta'minotchi bo'lganligi uchun ming va million shukrlarimizni aytamiz. Alloh taolo bu ma'rifiy tadbirni, chorani barchamiz uchun, bu dunyomiz, oxiratimiz uchun manfaatli bo'lishini nasib qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo o'zining azaliy irodasi bilan bu dünyanı ve ondaki barcha mavcudatlarını yaratganidan so'ng o'zini qo'li bilan insonni jasadini tuproqdan yaratdi ve unga o'zini ruhidan jon puflab tirik jonzotga aylantirdi. Ana o'sha inson zotini yaratganidan so'ng Alloh subhanahu va taolo farishtalarga odamga sajda qilishni amr qildi. Farishtalar barchalari odamni ulug'lab sajda qilishdi. Faqatgina iblis, shayton sajda qilmadi. Alloh taolo undan so'radi. "Men o'z qo'lim bilan yaratgan narsaga nimaga sajda qilmading?" deganida shayton aybini tan olmadi, balki Alloh taolo bilan tortishdi. O'zining gaplarini aytdi. Shundan keyin Alloh taolo uni la'natladi. Undan so'ng shayton aytdiki, "Seni izzating bilan qasamki," dedi Allohga. "Seni izzating bilan qasamki, men bularni, ya'ni odamlarni barchasini albatta ig'vo qilaman," dedi. Alloh taolo buni javobiga aytdiki, "Men ham," dedi, "seni va senga ergashganlarni barchasini do'zaxga solaman," dedi. Shayton qasam ichib, nomiki odam bolasi bo'lsa ig'vo qilishni o'z zimmasiga oldi. Alloh esa shaytonni va shaytonni ig'vosiga uchgan odam bolalarini barchasini do'zaxga solishga ahdi qaror qildi. O'shandan buyon la'nati shayton odam bolalarini ig'vo qilib keladi. Har bir toifaga, har bir shaxsga o'ziga xos ig'vo qiladi. Ilmli odamga alohida o'ziga xos ig'vo qiladi, ilmsiz odamga o'ziga xos ig'vo qiladi. Erkakka o'ziga xos ig'voni qiladi, ayolga ham o'ziga moslab ig'vo qiladi. Yoshlarga alohida ig'vosi bor, qarilarga alohida ig'vosi bor. Ibodatga berilganlarga ham shaytonning o'zi tayyorlab qo'ygan ig'vosi bor. Ibodatsiz yurgan, peshonasi sajda ko'rmaganlarga ham tayyorlab qo'ygan ig'vosi bor. Qo'yingki, odam bolasi borki, hammasini bu la'nati ig'vo qiladi. Alloh ko'rsatmasin, uni ig'vosiga uchganlar bu dunyoyu oxiratni sharmandachiligiga o'zini tutgan bo'ladi. Uni ig'vosidan qutulib qolganlar esa Allohning rahmatiga sazovor bo'ladi. Bu dunyoda baxtli, saodatli hayot kechiradi, oxiratda jannatga tushib, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan, odam bolasining xayoliga kelmagan nozi ne'matlardan bahra topadi. Ana o'sha shaytonning ig'volaridan biri o'ziga ergashib yurib, shaytonning malayi bo'lib, g'ofil bo'lib, Allohni unutib,
şeriatını unutup, ibadetini unutup yürüp, şehvetine berilip yürgenlerden birer tası tavba kılıp, Allah'ın yoluna burulsa, gafletinden gözü açılıp uygansa, şehvetini terk kılış payıdan buladığın bosa, şeytan onge alakıda iğva kıladı. Oo, keçekinde gafletteydin, endi bugün kayakı ket yapsan, bolar iş bogan, urunganın hemmesi behuda. Yok narsaga urunmaginda, maşı baridan bu dünyada bosayan faydalanıp kalgın. Şehvetini kayakka yok etsen, organıp kettin. Bütün baş iman sungup ketken sen bunge, onu özgatırış mümkün emez. Kanakla özgatırasan. Umurini şunca yılını şehvette otkızdın. Hammesi seni tenenge singip ketken, endi bugün kele bir ağız tavuk akıldın degen sözmen kutulup kalamazsın ben de yapsam mı? Dip, ikva kıladı. Ana o şey gafil yürgeller. Gafil degeni en mühim narsanı unutup koygen degeni. Şeriatke yürmegen, ibadette yürmegenlerini gafil bende deydi. Çünkü Allah'ını unutup koygen o. Şeriatte unutup koygen. Özünü bendeligini unutup koygen. İbadet kılıçligini unutup koygen. Bu dünyada yakşilik kılıp yaşayışı gerekliğini unutup koygen adamlarını gafil deydi. Hemme yakşilikini unutken. İnsanlarga yakşilik kılışını unutken. Osumlik alamiga, hayvanat alamiga, cemadat alamiga, bütün dünyaga yakşilikini unutup koyganını gafil deyledi. Şehvetige berilgen degeni, şehvet degeni ozu nefs mail bogan narsa degeni. Yani havai nefs, insanlığı, hayvani nefsi demek intilip durgan narsanı şehvet deyledi. Bizde cins manadegi narsanı şehvet deyip organıp koyganımız, ozu aslide ana insanın nefsi nemanı tutsasa şu şehvet buladı. Bunu avukatken nisbeten iştaha deyip işleştirdi. İştaha degeni hem şehvet degeni. Yani avukat yiyip lezzetlenişini, haklaşını, avukatını şehveti deyledi. Cins şehveti, mal-ı dünya şehveti, abru mansab şehveti, müşhurat paraslik şehveti, şehvetler kop. Ana şeytanın iğvası uçgeller, bu yakını koyup, gafil bulup, gafillikte şehvetke beriliş gelip çıkardı da, ana hem gafil hem şehvetke berilgen bende bulup, şeytanın iğvası uçup yürüdü. Ana şimdi bir adamla bir sebepten közü açıldı da, tavba kılıp doğru yolda, ibadette, ahiretini, vakti saadetini izleşke urunup kalıldı. Haliki etken nümeni şeytan iğvanı başladı. Gafirliğin gene iki yıl oldu, şimdi mürmette gafirip tavba kıldım da hemen kurtulup kalasam, urunma. Şehvetin şunca verirgensen, şimdi kayaka varasam, bunu konukup kaldın, hiç kolundan kemiydi bunu, taşaş. Degen iğvanı kıl yaptı. Bende ne kıladı? Ana, yap şu yerde. Şu yerde ulamalarımız aytadılar ki, kaysi bir adam, şehvetinden kurtuluşunu mümkünmez deyip oylasa, gafletinden acrasını kıyın narsa deyip oylasa, Allah'ın kadirlik sıfatına küfür keltirgen buladı. Çünkü Allah kadir. Allah kadir, her bir narsaga kadir degen ayetini okusun şunga iman keltirsin. Bütün dünyanın yaratışka kadir bogan Allah özünü yaratken narsalardan arzimagan bir zerre bogan adamın şehvetini yok kılalmaz mıydı? Yok kıladı. Fakat insan özü kalbiden çıkarıp şunu Allah'tan sonra çıkarak. Allah için bu hiç narsamaz. Lekin şeytan borçları korsetedir. Sen organıp kaldın, berilip kaldın, bundan kurtulamaysan, koya oraydı, urunup avarabıma, palançıyan bolu, manayan aynıp gitti, deyip haklagan iğvasını kıladı. Lekin mumun adam, tavba kıldı mı? Gafletiden uygandı mı? Şehvetiden acramakçı mı? Allah'ın kadirligini islesin. Ve latifligini islesin. Ve kanallahu muktadira. Allah o da kadir zattır. Bütün dünyanı yaratken, bütün dünyanın tutup durup da hemen her sana başkarıp kudreti yeti yaptı. Bitti bendesinin gafilliğini yok etmez mi de Allah? Bitti bendesinin şehvet parasılığını yok etmez mi de Allah? Kim ki benim gafilliğimi indi, özümle kaptı, yok almaydı bu. Şehvetimden kayıt almayı bana indi dese
Allah'ın kadirlik sıfatına küfür keltirgen bo'ladi. Bu juda ağır musibet bo'ladi. Shuning uchun yok, doğru. Ben şuna kapaganman. Lekin Allah tavba kısın keçemen degan. Mani şahvatım dünyanı egellep kogende ham Allah'ın kudreti yetedi bunu ketkizişke. Mani gafletim yetti dünyadan yetip orta devam bosa ham Allah bunu yok atışke ozu kadir degan akideni kırış gerek. Allah latiftir. Bandalarigi ota mehribandır. Ota lütfu keremlidir. Şunun için bende kanca asili kısa ham, kanca kafirli kısa ham tavba kese lütfu bilen keçir var uğradı. Yurguz var uğradı. Ana mana shu narsani insonlar juda yaxshi o'zlariga singdirishlari kerak. Hozir ko'p odam mana shu gapni aytayapti. Menga saytda savol kelganda, shu ruhiy tarbiya bobida asosan shu savol. Shuncha gunoh qilib qo'ydik, endi bu yog'i nima bo'ladi, undog'idi, bundog'idi degan gaplar haligi shaytonning ig'vosini tarjimasi insonlarning yozuvi bilan keladi. Ularni hammasini o'sha shayton doğru yolga ketayotganini ko'rib chiday olmasdan ig'vo qilayotgan bo'ladi. Bu meni malayimi endi ketyapti-yu bu yoqqa qarab. Buni ig'vo qilib qo'ymasam bo'lmaydi deb urinayotgan bo'ladi. Mana buni yoshlar ayniqsa o'sha shahvatga berilganlar, g'aflatda qolganlar yaxshi tushunib olishlari kerak. Sidqidan tavba qilsa, Allohning qodirligiga ishonsa, Allohning latifligiga ishonsa, o'zidangina yordam kutsa, Alloh uni demak g'aflatini ham yo'q qiladi. Şahvatını ham yok kıladı. Raviyedek, muhtadık raviçte Allah'ın dini de barışını tamirleydi. Ne için? Çünkü bandanı Allah özü yaratken. Bandanın hususiyetlerini Allah'ın özü yakışı biledi. Bandanın nefsi var. Nefs, insan cisimden ve ruhtan ibaret. Cismi demek hayvani değildi. Yani ki hayat için gerek narsa. O'sha jismni ta'minoti uchun ketadigan nafsni taraflarini hayvoniy nafs deyiladi, istaklar. Ovqat yeyish, jins shahvati, ichimlik, mansab, obro', manmanlik hammasi insonni nima? Mana shu tarafidan keladi. Lekin shu bilan birga Alloh taolo insonni oliy, maqomlik, ruhiy, ma'naviy quvvatlar bilan ham quvvatlantirib qo'ygan. Ikki taraf bir xil. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا deydi Allah Ta'ala. Nefsini ve onu yaratılışını bilen kasam. Ve o şu nefske fücurunu, fıskı fücurunu hem Allah ilham kıyken, takvasını hem Allah ilham kıyken. Demek iki güç insanda beraber turuptu. Fıskı, facirlikke tartadığın taraf hem var, taqvoga oliy maqomlarga ko'taradigan taraf ham bor. Nima uchun endi mana shu shahvat insonni xohishi, mayliga bo'lgan narsalar yo'q bo'lib ketmaydi? Nimaga yo'q qilib qo'ymadi Alloh? Agar Alloh buni yo'q qilib qo'ysa, odam farishtaga o'xshab qolar edi. Alloh buni qo'yib, buni yo'q qilib qo'ysa ruhiy tarafni, inson hayvonga o'xshab qolar edi. Shuning uchun ikkovini bor qildi. Farishtadan ham o'zgacha, tilsiz hayvondan ham o'zgacha alohida bir maxluqni Alloh yaratdi, bandasini yaratdi. O'zi aziz, mukarram qilib qo'ygan inson zotini yaratdi. Mana bu demak, bu taraf ham, bu taraf ham mu'tadil bo'lish kerak. Misol uchun mana shahvat masalasini oldik. Odamlar shahvatga berilsa yo'ldan adashib shaytonning mayliga kirib, xo'p, Allohni unutib qo'yishi bor ekan. Lekin shahvatni yo'q qilib qo'ysa nima bo'ladi? Yo'q qilib qo'ysa odam yashay olmaydi. Ovqat yeyish ishtahasi yo'q bo'lgan odam yashashi mumkinmi dunyoda? Mumkin emas. Jinsga shahvati yo'q odam bu dunyoda yashasa nima bo'ladi? Nasl qirqiladi. Odam zoti o'ladi, bir pasda tugab qoladi. Demak, bu kerak narsa. Kerakligi qachon? Mu'tadil ravishda tursa kerak. Shariat chizib bergan chizig'ida tursa, shahvat ham kerak, g'azab ham kerak, hamma narsa kerak. Misol uchun g'azab yomonlaymiz. Yomon g'azab qanaqa g'azab? Haddan oshgan adolatsizlik g'azabi. Lekin haddida turgan g'azab kerak.
Eğer insanın gazabı çıkmasa, burup gelip soksayam indemetre uğradı, ursayam indemetre uğradı, dinine hakaret kısayam indemetre uğradı, o adamın adamlığı kalmaydı. Demek meyarı da, şeriatın ölçüğü de insanın demek hayatta muhabbet ham gerek, şahvat ham gerek, gazap ham gerek, o başka hısletler ham gerek. Bana şu hısletler hamması, mutadil ravişte, şeriat görsetken çekerede tursa, yaxşilikka hizmet kılar. Ruhani kadr kıymetler ise daima insanını yukarıya kütaradı. İkavu huddu tarazanın bir pallesi. Allah'a erişemen, Allah'ın huzuruna kütarılamayan degen adam bana şu iki narsanı şartışı bulan kütarıladı. Bir taraf bulanmaz. Bana uyan buluş gerek. O şu insanı Allah-u Teala bergen hısletleri, demek o şu gazap gerekliyse gerek, şahvat gerekliyse lazım buluş gerek, başka tersanları hem bulmasa insan intilmeydi dünyada. Hani şu iki tarafından kütarılıp barıladı. Bunu Allah-u Teala'nın özü cari koygan. Şeriatta ölçüğünü koygan. Şunun için şeytanını yapıya girmeyi, iğvasıya uçmayı, Rahman'ını yapıya giriş gerek. Nasihatini alış gerek. Talimatını organış gerek. Hayatka tatbik kılış gerek. Ana insan bana şunu düşünüp yetti. Yaşap yürüptü, yakşı. Hemme yok kit yaptı. Lekin gah gahı da zayıflığı tutup, şeytanın iğvası küçüğüp kalsa, derhal Allah'ını esleş gerek. Daim Allah'ını esleş bilen, Allah'ını aytiyenini kılış bilen, insan şeytanın iğvasından kurtulup yürüdü. Ve işi ongudan keledi. Hemen arsası yakşı buladı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyeleri şu, özlerini tutuşları şu, biz ümmetlerine kıyan nasihatleri şu. Bana şu hakikatlerini biz bilişimiz gerek. Allah'ını daim esnep duruş için ibadet gerek. Akimiz salat ile zikri dedi Allah-u Teala. Namazını mani zikrim için, yani mani esleş için kayım kıyın. Rozanı ne kadar tutuyabınız? Allah'ını esleş için tutuyabınız. Roza, insanga Allah'ını daim esnep duradığın büyük ibadettir. Şeytanın iğvasından kalayı. Yomonliklardan chetda bo'lay, faqat yaxshilikka erishay, baxtli bo'lay, saodatli bo'lay, o'zim, oilam, elim, yurtim, butun insoniyatga faqat yaxshilik qilay. Yomonlikdan tamoman chetda bo'lay degan odam Allohning ibodatini qiladi. Chunki ibodat faqat yaxshilikka chorlaydi. Shaytonning ig'vosidan, yomonliklardan saqlaydi. Doim ajr, savob, yaxshilik, xayr, baraka, baxt, saodatga insonni yetaklaydi. Mana şu hakikatlerini biz anglab yetişimiz gerek, tushunishimiz gerek, hayatımızga tatbiq qilishimiz gerek. Ana shunda baxt bo'ladi, saodat bo'ladi, xayr bo'ladi, baraka bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni shaytonning ig'vosidan o'zi asrasin. G'aflatda bo'lsak, g'aflatimizdan Parvardigoro zikr uyqusiga uyg'otib, g'aflatni tark qilishni, shahvatni tark qilib, doimo Allohni aytganida yurishimiz, o'zimiz, oilamiz, qavmi qarindosh, yori do'st, birodarlar, el, yurt, butun insoniyat uchun faqat yaxshilik yetkazadigan, barcha yomonliklardan chetda bo'ladigan bandalarimdan bo'lishimizni Alloh o'zi nasib qilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alloh, ya Robbal alamin. Biz ojiz bandalaring, buyuk Ramazon oyining ulug' kechalaridan birida o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmuş ushbu muborak masjidda yaxshi niyat bilan taroveh namozida o'zingni kalomi sharifing Qur'oni Karimni xatm qilaroq duo umid bo'lish shi niyati bilan umidi bilan o'zing amr qilganingdek qo'llarimizni ojizona o'zingga uzatib duo qilmoqdamiz. Seni o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Allah ushbu qilingan xatmi Qur'onni savobidan o'tganlarimizni barchalarini o'zing bahramand aylagin. Parvardigora Qur'oni Karimni tiriklarni barchasiga o'zing hidoyat mayog'i bo'lishini nasib aylagin. Xatmi Qur'onni ajridan savobidan unda ishtirok etgan azizlarimizni barchalarini to'laligicha bahramand aylagin.
bu Kur'an'ın her bir harfine beradigan ecrini, sevabını köpeytirip vergen. Kur'an-ı Kerim'ni bu dünyada bizge hidayet çıkırgen. Ahirette şefaatçi bulup, kıyamette özünün huzurunda Rabbim bu benden beni eşitemende beydar bulgen idi. Beni eşitip hatmi Kur'an kıgen idi. Ben güvahlik veremem. Bunu cennetine kirittip kolumuzdan uşav cennetlik yetekleb kirişini nasip etsin. Parvardigara bu mübarek Ramazan ayını kündüzlerinde niyet bilen tutuyatken rozalarımızı hem dergahinde kabul eylegin. Bu ibadetlerinin günahlarımızın keçirilişine sebepçi eylegin. Parvardigara rozalarını keçe kıyamet günlerinde hemmemizge şefaatçi bulup kolumuzdan tutup rayyan eşiğinden cennetke yetekleb girişini nasip etkin. Allah bu hatmi Kur'an'ı uyuşturgan azizlerimiz, muhterem İmam Davlamız, o kişinin naibleri, mütevalileri, mescid hadimleri, hayeti azaları, kavimleri, bu hatmi Kur'an tedbirine hisse koşkan barça azizlerimizin acirlerini, sevaplarını köpeytirip bergen. Mescidge kılgan hizmetleri, Kur'an'ga kılgan hizmetleri, ümmetge kılgan hizmetlerini, acrini, sevabını ziyade kılıp vergen. Bu azizlerimizin hepsi hümayende asrab, daima şundak uluğ işlerge baş kaş bolup, hemme nerselerini uyuşturup, halkımızın dualarını alıp yürüyüşlerini nasip etken. Allah büyük Ramazan keçeleri de, Kur'an-ı Kerim'ni teravih namazı da evveliden ahire geçe harf ma harf tecvid bilen, güzel ravişte halkımızga okup eşitlerken karılarımızın hepsi hımayinde esregin. Bu azizlerimizin zihnini yine de otkür hafızalarını yine de bakuvat kılgın. Özlerini sağlık, selamatlik, tinçlik, amanlik, baklik, saadetlik olarak Kur'an nurunu evde, yurtta, vatanda daimi ravişte teretip yürüyüşleri de uzun yardımcı bulgun. Bularını tuğup kılgın, katta kılgın ata anaları, okutup karı kılgın ustazlarına izzet tacını ki gizgin. Allah bu karılarımızı okşagan karılarımızın sanını, sıfatını yine de ziyade kılgın. Allah hatmi Kur'an'da sami bulup tinglep durgan kavim azalarını, hammalarını, bugünkü günde hazırda özünle kol uzatıp oturup dua kılıyetkenlerine, hammalarını, aile azaları, balaçakaları, kavmi karındaş, yarı dost, biraderleri bilen sağ salamet, tinç aman kılgın. Türlü bala afetlerden, kavfu hatarlardan uzun esregin. Umurlarına, rızklarına, kestlerine bereke vergin. Allah bimarlarımızın hemmelerine uzun şifayı kamul vergin. Müşkülü barlarının müşkülünü asan kılgın. Musafırı barlarının musafırını hazır kılgın. Karızlarlarının karzını uzunçta uzun yardımcı vergin. Hacetmenlerinin hacetini rava kılgın. Pervardigara farzan taraflarına koşa koşa farzan bergin. İlim taraflarına ilmi ladun, ilmi rabbani bergin. Kasbikarlarına kasbikarlarına bereke bergin. Dasturkarlarını tutkun saçın, turmuşlarını faravan buluşunu nasip etkin. Özleri bergen nimetlerine şükür kılıp ibadetinde sabit kadem buluşlarını. Şeytanını iğvasıgı uçmasından özünge pervardigara ibadet kılıp takva bulan yaşap barışlarını. Bu dünya ve ahiretini baktığa, saadetine müşerref buluşlarını nasip etken. Allah özünden yalvarıp sorayımız, el yurtunu tinç aman kırgın, aziz vatanımızı cennet mekan kırgın, halkımızın özünü razılığını tapadığın halklardan buluşunu nasip etken. Barçalarımızın imanda, İslam'da sabit kadem kırgın, özünü hidayetinden ayırmakın. Yani Ramazanlarga sağ selamet tinç aman kayıtıp gelip, bundan hem köp tarzda, bundan hem güzel ravişte ibadetini ada etip cemaatte birge buluşumuzda uzun yardımcı bulgun. Rabbena etine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kine azaben nar ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya erhamer rahimin.